Ennursa'dan herkese merhabalar. Ben Hayrettin Begeç. Bugün sizlerle buluştuğumuz video aslında Oscar ödülleriyle alakalı. Daha çok Oscar ödüllerinin en çok merak edilen 4 kategorisiyle alakalı. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu kategorilerinde ödüller dağıtılacak. Bu yıl 90.sı yapılıyor Oscar ödüllerinin ve 4 Mart pazar gecesi biz de aslında pazartesiye bağlayan sabah 4'te yayınlanacak. Sanırım Dijitürk'ten yayınlanacak Oscar ödülleri ve o ödüllerde dağıtılacak birçok dalda ödül var ama ben en önemlilerini sizlerle buluşturmak istedim. Gerçi kendi tahminlerimi sizlerle buluşturmak istedim. Ne kadar haklı çıkacağım onu da göreceğiz. Oscar inanılmaz bir skandala imza attı. La La Land en iyi film olarak anons edildi. Herkes çıktı böyle en iyi film aldık yaşasın diye. Sonra da çıktılar dediler değil en iyi film değil. En iyi film Moonlight, zarflar karışmış. Ya zarflar bizde PTT'de karışınca biz burada enteresan işler oluyor. Orada adamlar milyarların izlediği Oscar ödül törenlerinde kartları karıştırmışlardı. Umarım bu sefer de aynı skandala imza atmazlar. Kartlar falan karışmaz. Şimdi gelelim kategorilere ve benim düşüncelerime. En iyi film. Yani hepimizin beklediği en iyi film. En iyi film kategorisi 2010 yılından beri artık 10 film olarak gösteriliyor. Yani sunuluyor. Adaylar 10 filme çıkarıldı. 5 filmdi daha önce. Önce adayları sizlerle buluşturayım. Hangi filmler bunlar? Call Me By Your Name. Onun incelemesini de vizyonda bu haftada yapmıştık. Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water ve Three Billboards Outside of Ebbing. 10 tane film. Peki bunlardan hangileri? Benim düşünceme göre kazanacak film 13 dalda da Oscar adayı şu anda Shape of Water. Bizde çok böyle manasız suyun sesi. Ne yani suyun sesi diye çevrilmiş. Ya çevir şunu suyun şekli diye Shape of Water. Guillermo del Toro'nun filmi vizyonda bu haftada da onu bir şekilde işlemiştik sizlere yani göstermiştik. Onun alacağını düşünüyorum. Çünkü bir farklı bir yaratık var. Yönetmenlik acayip. Oyunculuklar güzel. Anlatım tarzı şiirsel gidiyor. Aslında Guillermo del Toro da en iyi yönetmen adayı. Ben Shape of Water'ın ya da o alamazsa bir sürpriz olarak değerlendirilmeyecek ve çoğu eleştirmence yılın en iyi filmlerinden biri olarak görülen, en iyi performanslarından biri olarak görülen Three Billboards Outside of Ebbing filminin kazanacağını düşünüyorum. Yani bu iki filmden birisinin mutlaka alacağını düşünüyorum. Plasoil olarak da akademinin çok sevdiği gerçek hayattan uyarlanmış hikayelerden bir tanesi olan The Post. The Post'un arkası inanılmaz güçlü. Yönetmen Steven Spielberg. Oyuncular Meryl Streep ve Tom Hanks. Yani kadro muhteşem. Oscar'lı yönetmen, Oscar'lı oyuncular. Hikaye gerçek bir öyküden alınmış. Alma şansı çok fazla. Akademi sever böyle filmleri. Bir de çok sürpriz ama Call Me By Your Name diye bir film girmişti. Bir Amerikalı profesörün çocuğunu bir Harvard öğrencisinin hani onunla ilişkisi bir eşcinsel olayı anlatıyordu. Onun da alma şansı çok sürpriz. Ama olabilir. Benim düşünceme göre Shape of Water ya da Three Billboards Outside of Ebbing en iyi filmi alır diye düşünüyorum. Peki en iyi filmlerden sonra bunları yöneten yönetmen. En iyi yönetmen kategorisi. En iyi yönetmen kategorisinde gerçekten usta isimler var. Yeni isimler de var tabii ki. Christopher Nolan var mesela Dunkirk'le. Muazzam bir yönetmenlikti. Arkasından Jordan Peele, Get Out filmi bir ırkçılık. Bu Trump'la beraber yükselmeye başlayan yine ırkçılık sesleri falan. Onunla alakalı bir film. En iyi filmde de aday Get Out filmi. Onun yönetmeniydi. Greta Gerwig var. Bir kadın yönetmen. Lady Bird'de su gibi akan bir film. En iyi filme bile aday olabilirdi bu film ama oyunculukta zaten aday. En iyi kadın oyunculukta. Ve Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson da iyi bir yönetmen ve çok iyi bir oyuncuyu yönetiyor yine bu filmde. Phantom Thread. En iyi yönetmen de Paul Thomas Anderson. Ve Guillermo del Toro. Bütün herkesin üzerinde birleştiği yönetmen Guillermo del Toro. Guillermo del Toro'nun diğer filmlerinin böyle hatırına verilebilir. Shape of Water eğer alırsa Guillermo del Toro ki benim de favorim Guillermo del Toro Shape of Water'la en iyi yönetmen ödülünü kucaklayacağı yönünde. Kötü filmleriyle Oscar almış yönetmenlerden ya da çok çok iyi filmleriyle alamamış yönetmenlerden biri olarak literatüre geçebilir Guillermo del Toro'da. Benim favorim Guillermo del Toro. Plase olarak da şunu söylüyorum alabilir diye Paul Thomas Anderson. Phantom Thread'le alabilir. Ya da çok büyük bir sürpriz. Dunkirk'teki bence muazzam yönetimiyle Christopher Nolan'a da gidebilir. Peki en iyi erkek oyuncu. Herkesin üzerinde birleştiği bir isim var. Gary Oldman. Darkest Hour'da yani En Karanlık Saat filminde Winston Churchill'i oynamıyor.
Winston Churchill'i yaşıyor. Zaten kendisi de şöyle demiş açıklamalarında. Ben sabahleyin aynaya baktığımda kalktım ve aynaya baktığımda Winston Churchill olmam gerekiyordu. Oynamam değil. Winston Churchill olacağım ve olmuş. En büyük aday Gary Oldman. Zaten süpürdü gitti. BAFTA'sı, altın küresi falan. Oscar'da da en büyük favori o. O alacak diye düşünüyorum. Ama hadi o olmadı. Timothée Chalamet diye bir oyuncu var. Call Me By Your Name'de. 22 yaşında. 74 senedir en genç, en iyi oyuncu adayı kendisi. 22 yaşında olmuş. En genç 74 senedir. Call Me By Your Name'de eşcinsel bir çocuğu canlandırıyor. Olma şansı var mı? Var. Çok büyük bir aktör Daniel Day-Lewis var. 5 senede bir filmde oynar. Ama oynadı mı Oscar alır. Sürpriz mi? Film çok iyi değil gibi ama Daniel Day-Lewis çok büyük bir aday. Arkasından kim geliyor? Daniel Kaluuya geliyor. Daniel Kaluuya da Get Out'ta oynayan siyahi aktör. Ve sonra da Denzel Washington var. Roman J. Israel filmiyle. Ama ben onları çok düşünmüyorum. Benim kafamda iki tane oyuncu var. Biri Daniel Day-Lewis. Alma ihtimali fazla ama sanıyorum ödül Gary Oldman'a gidecek. Benim düşüncem Gary Oldman. En iyi aktör. Son olarak en iyi kadın oyuncu. Dördüncü kategorimiz sizlere sunacağımız. En iyi kadın oyuncudaki isimleri şöyle bir söyleyeyim. Sally Hawkins Shape of Water'da bir yaratıkla aşk yaşayan kızı canlandırmıştı ki iyi canlandırmıştı. Saoirse Ronan Lady Bird'de 2000'li yılların başında böyle ergenlik yaşayan bir kızı çok duru, çok sade, çok gerçekçi oynadı. Onu da sayabiliriz. Sonra Margot Robbie var. Bizim böyle çatlak Harley Quinn'imiz. Ay Tonya'da oynamıştı. Tonya isimli bir ünlü buz pateni kayakçısını canlandırmıştı. Çok iyi bir performanstı. Sonrasında Frances McDormand Three Billboards Outside of Ebbing'deki rolüyle ve Meryl Streep. Meryl Streep Oscar'ların artık kamberi. Hani Meryl Streep'siz olmaz. Meryl Streep bunu da alırsa zaten 4 Oscar'ı var yanlış bilmiyorsam 5. Vermezler. Biraz zaman geçmesi lazım. Yani. Vermezler şimdi ama kamber. Meryl Streep mutlaka en iyi kadın oyuncu. Ha, kötü mü? Çok iyi. Ama zannetmiyorum buradaki en büyük adayım Frances McDormand. Three Billboards Outside of Ebbing filminde muazzam bir iş ortaya koyuyor. En son 20 yıl önce Fargo ile almıştı. Şimdi de alacağına kesin gözüyle bakıyorum. Ha olmadı. Kim alır? Kim alır derseniz ben Meryl Streep diyorum. Meryl Streep çünkü Oscar'ların didiklisi. O olabilir ya da o da olmazsa belki bir sürpriz Margot Robbie'ye Aytonya ile gidebilir. Bakalım 4 Mart günü sabaha karşı hepimiz göreceğiz. Sonra neler olacak? Ben de tahminlerimde kaçta kaç tutturdum merak ediyorum. Sizlerle bu seneki 90. yıl akademi ödüllerinin en beğenilen yani en çok beklenen, merakla beklenen 4 kategorisinin hem adaylarını hem de benim gözümde kimlerin kazanacağını sunmaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle beraber olmak dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. En Bursa'da kalın.